Sultan Mahmut ve İncisi. Sultan Mahmut bir gün divana gittiğinde bütün hükümet adamlarının orada toplanmış olduklarını gördü. O, nur yüzlü padişah, cebinden bir inci çıkardı. Beylerini ve vezirlerini denemek istedi. Bu inciyi vezirine uzattı. "Bu nasıl bir incidir? Değeri ne olabilir?" diye sorunca vezir, "Bu çok kıymetli bir incidir padişahım," dedi. "Değeri 100 eşek yükü altın eder." Padişah vezirine, "Bu mücevheri kır," dedi. Vezir, "Efendim," dedi, "ben bunu nasıl yapabilirim? Ben padişahımın iyiliğini isteyen bir kişiyim. Eğer kırarsam bu size kötülük olur. Böyle değerli bir serveti kırmayı nasıl reva görürüm?" dedi. Padişah vezirin bu davranışını beğenmiş göründü. Ona elbise ve başka hediyeler verdi. Padişah bir müddet konuştuktan ve bu bahis unutulduktan sonra aynı inciyi sarayın perdecisinin eline verdi ve "Bunun bir alıcısı çıksa acaba ne verirler?" dedi. Perdeci, "Bu inci ülkenin yarısı değerindedir," dedi. "Allah ülkemizi tehlikelerden korusun. Padişah ona da bu inciyi kır, parçala," dedi. Perdeci, "Ey kılıcı güneş gibi parlayan sultanların sultanı," dedi. "Bunu kırmak, parçalamak çok yazık olacak. Böyle değerli bir mücevher ancak sizin gibi eşsiz bir padişaha ve hazinesine düşmanlık olur." Padişah, perdecinin bu söylediklerini de çok beğendi. Ona da çok değerli hediyeler verdi, maaşını arttırdı. Biraz sonra inciyi başka bir emirine verdi. Onu da denemek istedi. O da diğerleri gibi söyledi. Padişah ona da değerli hediyeler verdi. Böylelikle padişah birçok kişiyi sınadı ve değerli hediyeler dağıttı. Sonunda sadık bendesi Ayaz'ı çağırdı. Ona da inciyi vererek, "Sultan Mahmut, ey Ayaz," dedi. "Bu parlaklığıyla, bu güzelliğiyle bu incinin değeri nedir? Sen neden hiç söylemiyorsun?" Ayaz, "Padişahım," dedi. "O incinin değeri benim söyleyeceğim değerden de fazladır. Padişah, öyleyse onu al, kır parçala," dedi. Ayaz hiç tereddüt etmeden inciyi aldığı gibi parçaladı. Un ufak etti. Onu seyreden beylerden feryadı figan yükseldi. "Ey Ayaz, ne yaptın öyle? Değerli bir mücevhere kıyılır mı? Bu padişahın hazinesine ve padişaha hiyanettir. Nasıl yaptın bunu?" dediler. Ayaz şöyle dedi. "Ey büyükler, ey beyler! Padişahın buyruğu mu daha değerliydi, yoksa incisi mi? Allah aşkına söyleyin, sizce padişahın emri mi daha değerli, yoksa güzel inci mi? Ey inciye bakan, inciyi gören, fakat Sultan Mahmud'u görmeyen beyler! Siz ana caddeyi bırakmış, sapa yola düşmüşsünüz. Ben gözümü sultanımdan ayırmam, müşrik gibi taşa yüz tutmam," dedi. Bunun üzerine Sultan Mahmud, inciyi emrine tercih eden bu beyleri huzurundan uzaklaştırdı. Çünkü onlar emri bir inciden daha değersiz görmüşlerdi. Ancak Ayaz, padişaha yalvara yakara onların bağışlanmalarını istedi. Fakat padişah da bu sadık adamı kırmadı ve onları bağışladı. İşte, dünya ise bir incidir diyor Hazreti Mevlana. Allah'ın emrini bırakıp inciye tahammül edenlere yazıklar olsun. Dünya süslü püslüdür diyor Allah oysaki ayeti kerimede. Dünyanın süsüne püsüne, inciye kafanızı yorup ona kapılmayın. Önemli olan Allah'ın emrine, bir olan, yek olan Allah'a teslim olup Kur'an'a uyan mümin ve muttakilerden olmaktır Murat.